Çanakkale'de herhangi köprü yapılmadı. Osmanlı arşivlerinde var. Sultan II. Abdülhamit 140 sene önce özel projeler yapmış o köprü için. Orada köprü ihtiyacı had safhada. Ambulans geçemez dert, balıkçı geçemez dert, ihracatçı geçemez dert. Ben onun evladıyım. Her lider söz verdi. Ama gururla söylüyorum. Hem AK Parti olarak hem Çanakkale olarak. O köprüyü yapmak bize nasip oldu. Bundan da büyük şeref duyuyorum. Köprümüz sembollerin köprüsü. İki ayak aralığı 2023 metre Cumhuriyetimizin 100. yılına atıfla yapılmış. Ayak yüksekliği 318 metre yani 18 Mart'a atıfla yapılmış. Kırmızı beyaz Türk bayrağı vurgusuyla betonları mimarisi o renkti. Devasa büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Kullanılan çelik teli dünyayı 4 defa dolaşacak kadar büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Japonya 1. asma köprüye sahipken artık Türkiye en büyük asma köprüye sahip. Dünyanın en büyük köprüsü Çanakkale'de. Yok rant sağlandı, yok şirkete kıyak geçildi, ihale açık yapıldı. Televizyonların önünde 45 bin geçiş çok fazlaysa siz girseydiniz 35 bin verseydiniz. 10 yıl uzunsa siz 5 yıl verseydiniz hiç araç geçmese devlet taksitle sıfır faiz köprü yapmış gibi hesap var. Size anlatayım bunu. 15 yıl süre vardı, 5 yılda yapıldı, 10 yıl işletme süresi var. Bu köprünün eti kemiği Çanakkale'nin Türkiye'nin olacak, firman değil. Geçmediğimiz köprünün parasını niye veriyoruz? Ben de Malatya'nın Kömürhan Köprüsü'ne geçmiyorum, parasını veriyorum. Her yatırımı parasını veriyoruz. Ne demek geçmeden? İnsanların işini, firmasını, mezhebine, siyasete göre sınıflandırmayı ahlaki bulmuyorum. 4 tane firma ortak yaptı bu iş. İkisi Kore firması, birisi Limak, Nihat Özdemir. Beş çeteden diyor arkadaşlar. Utanmadan söylüyorlar bunu. Çok ayıp bir şey bu. Ne çetesi, ne beşi? Dördüncü firma kim? Yapı Merkezi. Ersin Arıoğlu, İstanbul CHP vekili. Arkadaşlar ayıp değil mi ya? Rant diyorsunuz. 4 taneden ikisi Koreli, birisi Limak, birisi CHP vekili. İnsanları tanımadan, bilmeden 5 çete. Hangisi 5 çete? Bu ülkede taş üstüne koyan kim varsa baş göz üstüne. Ama iftira atmayın. Bir kez de Türkiye'nin yaptığı işten gurur duyun. Bu sizi küçültmez.